6.07 güncellemesi sonunda geldi. Neden sonunda diyorum? Binary haritasının yeni haline sonunda kavuştuk. Teleporta alışmak biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Sizler Binary'nin yeni halini beğendiniz mi? 6.07 güncellemesiyle ajanlarda bazı ufak değişiklikler oldu. Ayrıca yeni cezalar da oyuna eklendi. Bu arada kara borsa seti dün gece vitrine geldi. Yeni set birazcık ortalığı karıştırdı ya. Kara borsa koleksiyonu CSGO skinlerine benzediği için sırf bu yüzden öfkelenenler oldu. Kısa süreliğine de olsa CS'ciler ve Valo'cular yorumlarda kapıştı. Koleksiyon bence özelliklerine göre fazla pahalı. Kill animasyonu yok, ses animasyonu yok. Taraflara göre renk değiştiriyor tamam ama RP ile farklı renkler geliştirme yok. Bıçağı beğenen de var, beğenmeyen de var. Kara borsa koleksiyonunun detaylı incelemesini yapmıştık. İzlemek isteyenler için kartlar kısmını ekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. 6.07 güncellemesiyle ajanlarda bazı değişiklikler oldu. Reyna'nın kem gözünden sarı gösterge kaldırıldı. Peki sarı gösterge neydi? Hani rakip oyuncunun yetenek alanının içerisine girdiğiniz zaman sarı gösterge çıkıyordu ya. Heh, o Reyna'dan kalktı artık. Kayo'ya kritik tehlike göstergesi eklenmiş. Bazı oyuncular bu göstergenin ekranda çok fazla yer kapladığından şikayet etmiş. Ama bana nedense öyle gelmedi. Sizce çok mu yer kaplıyor? Sky iş sürenlerden de sarı gösterge kaldırıldı. Ve Killjoy'un alarm botundan bir de Chamber'ın kartvizitinden de sarı gösterge kaldırılmış. Gelelim Sova'ya. Sova'nın keşif okunda bazı değişiklikler var. Keşif oku daha parlak bir hale getirilmiş. Özel oyunda hem kapalı mekanlarda hem de açık renkli yerlerde bu oku bayağı bir denedim. Çok daha belirgin ve parlak olmuş diyebilirim. Şimdi gelelim yeni cezalara. AFK kalma ve sıradan çıkma cezaları güncellendi. Sürekli rekabete dayalı sıradan çıkma durumunda artık daha fazla kademe puanı kaybedilecek. Ayrıca sık sık AFK kalan oyunculara da bir günlük rekabete dayalı sıra kısıtlaması uygulanacak. Şimdi bu AFK kalanlara bir günlük ceza sistemi bazı oyuncuları birazcık gerdi. Kendi isteğiyle AFK kalmayan fakat bazı sorunlar yüzünden AFK kalmak zorunda olan oyuncular illaki olacaktır. Sonuçta Valorant online bir oyun ve durdurma gibi bir seçeneğimiz yok. Oyun oynarken başımıza birçok şey gelebilir. Birden elektrikler gidebilir, klavyeye çay dökülür, ne bileyim mouse bozulabilir, bilgisayar hata verir, bir ton şey sayabiliriz. Zaten oyunda 5 saniye AFK kal hemen reportluyorlar. Şimdi biz bu sorunları sık yaşadığımız zaman da mı bir günlük ceza alacağız? Tamam her gün klavyeye çay dökülmez ama sürekli elektriği gidip gelen bölgelerde yaşayan birçok oyuncu var. Şimdi adam elektriği gittiği için AFK kalacak ve bir gün ceza mı yiyecek? Güncelleme notlarında sürekli AFK kalanlara bu cezanın uygulanacağı yazıyor tamam ama oyuncular kendilerini rahat hissetmez ki. Bunun bir sayısının belirtilmediği için de oyuncunun kafası rahat olmaz yani. Örnek mesela bir günde 3 kere AFK kalan oyunculara bu ceza uygulansaydı ve her ceza yediğinde de bir uyarı ekranı çıksaydı oyuncu daha tedbirli olurdu. Bu arada iradesi dışında AFK kalanlardan bahsediyorum. Hani bilerek AFK kalanlar tabii ki de ceza yemeli. Yani bence bu AFK kalanlara bir günlük dereceli cezası çok daha kreatif tasarlanabilirdi. Eminim ki gerçekten de kendi isteğiyle AFK kalmayıp elinde olmayan bazı sorunlar yüzünden AFK kalıp bir günlük bu ceza yiyecek olan birçok oyuncu olacak. Böyle olursa ve oyuncular da buna ses çıkarırsa belki Valorant ekibi ilerleyen günlerde bu kararını daha yaratıcı bir şekilde dönüştürebilir. Sizler bir günlük AFK cezası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce caydırıcı bir sistem mi olmuş yoksa daha iyi olabilir miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.